etkisinin olmayacağı görüşünde. Bugün Yapı Kredi hissesinde de %0,72'lik bir geri çekilme var. Evet, gözümüz kur tarafındaki harekette 2.05 seviyesi yeniden test edildi. Geçtiğimiz haftada bu seviyeyi test etmişti, hatırlayacaksınız, dolar TL. Diğer yandan doların dünyadaki seyrine de bakıyoruz. Hemen bir değerlendirme alalım. ALB menkul değerlere döneceğiz. Analist Enver Erkan karşımıza. Enver, hoş geldin yayınımıza. Merhaba Burcak, hoş bulduk. Kurla başlayalım istersen. 2.05'ler nereye gider bu hareketin ardından? Dolar TL ne beklemeliyiz? Doların şimdi güçlü seyri devam ediyor. Özellikle gelişmekte olan ülke piyasalarında Fed'in tahvil alım takvimini biraz daha öne çekeceği endişesi devam ediyor güçlü bir şekilde. Sabah Endonezya Merkez Bankası'nın faiz arttırım haberi geldi. Bu gelişmekte olan piyasalara biraz destekleyici olabilirdi ama etkisi çok anlık kaldı. Dolar güçlü bir şekilde yukarı gitmeye devam ediyor. Dolar TL'de 2.04 risk seviyesinin üzerinde işlem görmeye devam ettiği için yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Merkez Bankası'ndan haber geldi. Önümüzdeki hafta ek sıkılaştırma uygulanacağına dair 18 ve 19 Kasım tarihlerinde. Bugün de piyasaya 160 milyon dolar satılacak Merkez Bankası tarafından. Gevşemeden bahsedebilmek için 2.04 seviyesinin aşağısında günlük kapanış gerekli. Buralarda kaldığı sürece 2.06 ve 2.08 zirvelerini dolar TL hedefleyebilir gibi görünüyor. Yarın cari açık, cuma günü işsizlik oranı Türkiye tarafından açıklanacak. Dolar TL için belirleyici olabilir. Dikkatle takip edilecektir. Evet, dolar endeksini 81 seviyesinin üzerinde takip ediyoruz. Bir yandan da euro dolar acaba 1.34'ün üzerine yeniden çıkarsa euro hareketi güçlenebilir mi beklentisi var. Bu konuda da görüşlerinizi alalım Emel. Şimdi bugünün en önemli datası euro dolar açısından Almanya TÜFE verisiydi. Beklentiye paralel açıklanan veri parite üzerinde anlamlı bir hareket yaratmadı. 1.33.90 seviyesi üzerinde bir tutunma çabası içerisindeydi parite. Fakat buradan bir miktar daha doların değer kazanmasına bağlı olarak gevşediğini görüyoruz. 1.34 üzerinde kalabilirse eğer bir miktar daha toparlayabilir 1.34.60 seviyelerine doğru. Bu hafta euro bölgesine önemli datalar geliyor. Perşembe ve cuma günleri büyüme rakamları ve TÜFE rakamları açıklanacak euro bölgesinden. Bunlar önemli. Amerika tarafında da Bernanke ve Yellen konuşmaları takip edilecek. 1.33.70 seviyesinin aşağısında bir miktar daha baskılanabilir parite. Burada da 1.33.20 seviyesi destek olarak görünmekte. Peki Enver, çok teşekkür ediyoruz. İzlemeye devam edeceğiz. Piyasalardaki son durum ve gelişmeleri aktardık. Şimdilik hoşçakalın.